Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kıymetli hocalarım, sevgili misafirler, Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu bu muhteşem programa katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de sizlere bana ayrılan bu süre içerisinde insanı anlatmaya çalışacağım inşallah. İnsan. Mevla Teala insanı harika bir varlık olarak topraktan yaratmış ve ona kendi ruhundan can vermiştir. Akıl, hafıza ve irade gibi yeteneklerle donatarak yeryüzüne indirmiştir. Böylece insan fizik varlığıyla dünya hayatına, ruh yönüyle ise mana alemine uyum sağlayabilecek bir güce sahip kılınmıştır. Kendisine verilen akıl, irade, hafıza, sabır, gazap gibi duygu ve yeteneklerle Yüce Allah'ımızın özel önem verdiği bir varlık olmuştur. Bu üstün yaratılışa Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilir. Estağfirullah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْب۪يمٍ. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. İnsan, Allah'ın yeryüzündeki en güzel, en değerli yaratığıdır. Mevla Teala, insanı yeryüzünde sözü dinlenen, istekleri yerine getirilen ve emirleri tutulan bir halife olarak yaratmıştır. Kainattaki birçok şeyi onun hizmetine sunmuştur. Nitekim Yüce Allah, insanlar için gökten su indirdiğini, hayvanları için toplatıp yararlanacakları mera bitkilerini ve kendileri için de ekinleri, zeytinleri, hurmaları, üzümleri ve çeşitleri aynı suyla sulayıp yetiştirdiğini, geceyi gündüzü, güneşi, ayı, yıldızları, yeryüzünde yarattığı çeşitli renk ve biçimlerdeki eşyayı, taze balık eti yemeleri ve takınacak süs eşyalarını çıkarmaları için denizleri, suları yararak yüzen gemileri yine onlara hizmet ettirdiğini Kur'an-ı Kerim'de açıklamaktadır. Mevla Teala insanları çok özel yeteneklerle donatarak üstün kılmış, ona çok ikramda bulunmuştur. Nitekim Yüce Rabbimiz, andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve en temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık anlamındaki ayet bu gerçeği ifade etmektedir. İnsan, akıl, irade, vicdan, okuma, anlama gibi diğer varlıklardan ayrılan birçok özelliği sebebiyle hiçbir varlığın üstlenmediği emaneti üstlenmiştir. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar ona yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Ancak Allah bizi zalimliğe ve cahilliğe terk etmez. Fiziksel yaşamımızın dışında yoldaşlık, aileler ve binlerce arkadaşlık ilişkisi vardır. İnsanlığın üstlendiği bu emanet, bu güven, arkadaşlıkları ve bilgiyi de üretiyorsa, bunda garip olan nedir? İnsanlar neden zalim ve cahilleşir? Bu soruların aslında tek bir cevabı vardır. İnsan ölünce geriye ne kalır? Gizli yüreğine bakın derler daha. Gizli yüreği bir ağacın kökü gibidir insanın. Gizlidir. Ama etkisi yapraklarda ve dallarda görülür. Bazen bir iki dalı kırılsa bile kök hala tek parçadır ve büyümeyi sürdürür. Ama kök zarar görürse ne dal kalır ne de yaprak. O gizli yürek ise imandır. Bir şair şöyle demiş. Sen yerden de semadan da çok daha değerlisin. Daha ne diyebilirim ki? Ama sen bilmiyorsun kendi değerini. İnsan yoktan var eden, varlığından haberdar eden Mevla Teala Hazretleri, yaratmış olduğu biz insanın kendisini tanımasını ve ona ibadet etmesini emrediyor. Ancak bu sayede kötülüklerden ve Allah'ın azabından korunabileceği bildiriliyor. Kul, kendisini yaratana,
lütfettiği sayısız nimetlerden dolayı şükretmek için ibadet eder. Biz insan olarak bize yapılan bir iyiliğe teşekkür etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu, insanın yaratılışında olan bir özelliktir. Zira insanlar, bazı hayvanlar bile kendilerini yedirip içiren ve barındıran insanlara bağlılık gösterir ve yapılan iyiliğe tavırlarıyla karşılık vermek isterler. Yaratıklar içinde üstün bir varlık olan ve akıl gibi üstün yeteneklerle donatılmış bulunan insanın bunca lütuf ve nimetler karşısında duygusuz kalması, bunları kendisine veren Allah'a şükretmemesi nasıl düşünmektir? Allah-u Teala'nın kendisine bu kadar nimetler verdiği insan, elbette ona şükretmeye ihtiyacını duyacaktır. İşte bu teşekkür, gönülden ve isteyerek Allah'a yönelme ve emirlerine itaat etme, yani ibadet ve teşekkürdür. Mükemmel bir plana göre yaratılan ve kusursuz bir şekilde işleyen kainatta gayesiz hiçbir varlık yoktur. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılışı da gayesiz değildir. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayetinde Estaizu billah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak beni bilsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım buyurarak yaratılışımızdaki amaç ve hikmetin Allah'a ibadet ve kulluk olduğunu bildirmektedir. Değerli misafirler, o halde geliniz, ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzur ve mutluluğu, maddi ve manevi sıkıntılarımızın ilacı, Yüce Allah'ımızın ihsan ettiği sayısız nimetlerin şükrü olan ibadetlerimizi yerine getirelim. Dünyada cezadan kurtulmanın ve ahirette ebedi mutluluk yurdu olan cennete kavuşmanın yegane vesilesinin de Allah'a ibadet ve kulluk olduğunu unutmayalım. Sözlerimi şu ayet-i kerimenin maaliyle bitiriyorum. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenürke'u vescudu ve'budu rabbeküm ıf'alül hayra le'allekum tüfrihûn. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki